Çok güzel bir olay gelişti. Bu parti meclisi bildirimizle ilgili suç duyurusunda bulunulmak suretiyle biz orada diyoruz ki FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine yardım ve yataklık eden saray ve kimi AKP yöneticileri diyoruz. Arkadaşlar, sayın hükümet, Allah var şu kürsüde ben en az geriye dönük 20 defa söyledim bu lafı. 100 defa sayın genel başkanımız söyledi. Benim hakkımda bugüne kadar açılmış bir dava yok. Yani bugüne kadar neden biz burada hükümet PKK'ya yardım ve yataklık etti, hükümet FETÖ'ye yardım ve yataklık etti, hükümet DAEŞ, IŞİD her ne derseniz deyin bu örgüte yardım ve yataklık etti dediğimde bu hükümet neden bana ya da sayın genel başkanımıza yönelik bir dava açmadı merak ediyorum. Hiç unutmam, bir gün kürsüde dedim ki ben böyle diyorum, bir dava açılmasını bekliyorum dedim. Ben böyle diyorum, sataşmadan söz alınıp cevap verilmesini bekliyorum dedim. Bu da olmadı. Şimdi ne oldu? Tekrar Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hesaplaşacağız. PKK'ya, FETÖ'ye, DAEŞ, IŞİD'e kim yardım etti? Kim yataklık etti? Kim destekledi? Hesaplaşacağız. Bundan memnunuz. Ama şimdi bir iki şeyi burada hemen söylemek lazım. Şırnak'ta geçen burada bir konuşma yaptım. Dedim ki Temmuz ayından Mart ayına kadar takır takır iş makineleriyle hendek kazıldı. Asfalt kazındı, bomba döşendi, sonra kapatıldı, üstüne yine asfalt döşendi. Bu hükümet neredeydi dedi. Neredeydi bu hükümet? HDP'lileri aldınız içeri. Peki o hendekleri kazanları, kazanlara göz yumanları, askeri emniyet kuvvetlerinin taleplerine rağmen burada hendek kazılıyor, burada yola bomba döşeniyor, burada tırlarla Kalaşnikov silah dağıtılıyor diye valilere yapılan taleplere rağmen hayır müdahale etmeyin diyen valileri niye yargılatmıyorsunuz? Bu yardım ve yataklık değil de nedir? Nedir? Ben söylemedim. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Ne istediğinize vermedik dedi. FETÖ terör örgütü 17'sinde mi bir gecede ruh değiştirip şekil biçim değiştirip terör örgütü oldu? 2004 MGK'da bu size söylenmiş. Belgeleriyle söylenmiş. Peki FETÖ terör örgütüne 17-25 Aralık'tan sonra bizim destek verdiğimizi söylüyorsunuz. Varsayalım öyle. Biz 3 yıl destek vermişiz. Siz 15 yıl destek verdiniz. 15 yıl. Sizden kastım hükümettir. Yürütme organıdır. Sayın Bostancı, boşuna not alma. İş tüzük açık. Hükümet eleştiriyorum. Burada başkan 69'a göre sana söz veremez. Veremez. Hükümet orada çıkıp cevap verecek. Boşuna not alma. Evet. Sonuç ve kanaat. Bir çağrıyla bitirmek istiyorum. Çağrım Sayın Cumhurbaşkanı'na. Gel bu güzel ilkenin güzel insanlarını daha fazla kamplaştırma. Daha fazla kutuplaştırma. Daha fazla ayrıştırma. İnanç aidiyeti üzerinden siyaset yapma. Irk aidiyeti üzerinden siyaset yapma. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapma. Türkiye'nin birliğine, barışına, huzuruna hep birlikte hizmet edelim diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.